Merhaba arkadaşlar, Sünnüz'ün Hobisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir model anlatacağım arkadaşlar. Pembe iple geldim. Bakın 3 numara, 3,5 numaralı şişim var. Bebe yünüyle öreceğim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Modelimin yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Modelimiz ilmek sayısından bahsedeyim arkadaşlar. Modelimizin ilmek sayısı 3 ve katlarından oluşuyor. 3, 6, 9 diye gidiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ilmekle başlayacağım arkadaşlar. 2 ilmek de kenarlar için atıyorum. Bakın. Hemen buraya bir tane düğüm atıyorum. İlmeklerimi çıkardım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın. Bir sıra düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum ilk sıramı. Sizler lastik yapabilirsiniz arkadaşlar modelin alt kısmına. Bu şekilde bakın. Bir sıra düz olarak ördüm. Bir sırada arka yüzünden ters olarak örüp modeli ön yüzünde kuracağız arkadaşlar. Yani bunu lastik niyetine zemin olarak zemin hazırlıyorum arkadaşlar. Bir sırada ters olarak örüyorum. Bakın bu şekilde ördük. Şimdi modelimizi uygulamaya geçiyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz ördüm bakın bir düz. Buradaki iki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Sola doğru bakın öndeki ilmeğimi arkaya, arkadaki ilmeğimi öne alıyorum. Düz olarak başlıyorum. Düz olarak örüyorum bakın. Bir doladım. 1 2 3 tane düz ördüm. Bir doladım. Bakın buradaki ortadaki ilmeğimle yandaki ilmeğimi yer değiştiriyorum. 2 bakın 3 ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. Bakın. Bir doladım. 1 2 3 tane düz ördüm. Bir doladım. Buradaki 2 ilmeğimi bakın. Sola doğru örüyorum. Bir dola sola doğru örüyorum. Bir düz. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Bakın. İki model üzerinde çalışacağız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi bir arka yüzünde ise tüm ilmeklerimi ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Arka yüzünde ters örüyoruz arkadaşlar. Birinci sıramızda yani şöyle. Buradaki 2 ilmeğimi beraber ördüm. Kenar ilmeğimi ördükten sonra 3 ilmeği beraber örüyoruz. Bakın 2 ilmeği beraber ördüm. 3 tane düz ördüm. Bir doladım 3 düz. Bir doladım 3 tane ilmeği beraber ördüm. Bir doladım 3 düz. Bir doladım yine 3 tane ilmeği beraber bir doluyorum. 3 düz. Yani o şekilde dönüşümlü olarak gidiyor arkadaşlar. Şimdi modelimizin ikinci sırasındayız.
Bakın buradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir düz. Buradaki ilmeğimi de. Buradaki iki ilmeğimi beraber örüyorum. Pardon. İkisini. Bakın. Yer değiştiriyorum. İki ilmeğimi beraber örüyorum. Düz olarak. Burada iki ilmek oldu. Bakın. Bir doladım. Buradaki iki ilmeğimi beraber öreceğim. Bir. Bir düz örüyorum. Buradaki ilmekle yanındaki ilmeğimi de yer değiştiriyorum. Bakın. İki ilmeğimi de beraber örüyorum. Yani burada iki tane buradaki iki ilmeğimi ördüm. Buradaki iki ilmeğimi de bir ördüm. Bir düzümü ördüm. Bir doladım. Bir düz. Bakın. Bir doladım. Bakın burada şimdi dört tane ilmeğimiz var. Bakın. İki, beş tane pardon. Bu iki ilmeği beraber öreceğim. İki ilmeği de beraber öreceğim. İki ilmeğimi ördüm. Bir düz. Buradaki iki ilmeğimi de yer değiştirip yine beraber örüyoruz. Bakın. Bir doluyorum. İki ilmeği beraber örüyorum. Kenardaki ilmeğimi de ördüm. Şimdi arka yüzündeyiz arkadaşlar. Arka yüzünde ise tüm ilmeklerim sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Bakın ters olarak ördük. Şimdi ön yüzüne geldim. Bakın modelimiz hafiften oluşmaya başladı. Buradaki ilmeğimi düz örüyorum bakın. Örmeden alıyorum pardon. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz. Buradaki ilmeğimi de örüyorum düz olarak. Bakın 3 tane düzüm oldu. Bir doladım. Buradaki 3 ilmeğimi bakın. 3'ünü beraber yani şu ortadaki ilmekle hemen yanındaki ilmeği yer değiştiriyorum. 3 ilmeğimi beraber örüyorum. Bakın. 3 ilmeğimi kapattım. 1 doladım. 1 2 3 ilmek ördüm. Yani buradaki şu 3 ilmeği buraya getirdik. Burayı da buraya getireceğiz. Yani yer değiştirmiş oluyoruz bir nevi arkadaşlar. Bakın. 1 doladım. Buradaki 3 ilmeğimi bakın. Ortadaki ilmekle yanındaki ilmeği yer değiştiriyorum. İlmeğimi beraber örüyorum bakın düz olarak gördüğünüz gibi bir doladım 1 2 3 ilmeğimi de örüyorum bakın şimdi arka yüzünde aynı şekilde tüm ilmeklerimi ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum Bakın arkadaşlar birinci modelimizi kapattık. Buradan ikinci modele yuva açtık. Şimdi devam ediyoruz yine. Buradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine buradaki bakın. İki ilmeğimi bir örmeden aldım. Yanındakini ördüm. Buradaki iki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Bakın. Düz olarak örüyorum. Bir doladım, bir tane düz. Bakın. Bir doladım, bir. Buradaki bir doladım, buradaki iki ilmeğimi de beraber örüyorum. Bakın. İki ilmeğimi beraber sola doğru örüyorum. Bir düz. Buradaki iki ilmeğimi de yer değiştirip yine beraber örüyoruz. Bakın. Bir doluyorum. Buradaki iki ilmeğimi de bakın buradaki şu ortadaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir doladım. Buradaki iki ilmeğimi de sola doğru örüyorum. Kenardaki iki ilmeğimizi de örüyoruz arkadaşlar. Bakın.
Arka yüzünde yine aynı şekilde sıra sonuna kadar ters olarak örelim. Bakın arkadaşlar, ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın buradaki iki ilmeğimi beraber örüyorum. Bakın buradaki düzümü örüyorum. Bir düz. Buradaki iki ilmeği beraber örüyorum. Buradaki iki ilmeğimi beraber yer değiştiriyorum. Bakın arkadaşlar. İki ilmeğimi beraber örüyorum. Pardon. İkisini beraber düz olarak ördüm. Bakın. Bir doluyorum. Burayı şimdi 3 yapacağız arkadaşlar. 3 ilmeği de örüyoruz. Bir düz, iki düz, 3 düz. Bakın. Bir doladım. Buradaki 3 ilmeğimi beraber kapatacağız. Yönlerini değiştir, yer değiştiriyorum. 3 ilmeğimi beraber örüyorum. Bakın. Bir doluyorum. 1 2 3. 3 ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Buradaki 2 ilmeğimi de sola doğru beraber ördüm. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Bakın. Modelimiz bu şekilde oluşmaya başladı arkadaşlar. Şöyle. Ben daha önce bu şekilde bakın örmüştüm. Bakın arkadaşlar, çok kolay ve güzel bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Bakın şöyle arkası açık olduğunu bu şekilde. Bu şekilde de koyu olunca da böyle görünüyor. Evet arkadaşlar, bu modelle yelekler örebilirsiniz. Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. İçine astar dikip bebek battaniyesi yapabilirsiniz. İstediğiniz örgülerde kullanabileceğimiz çok güzel bir model. Bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.